ve Türkiye Güney operasyonlarla başladı. Gelişmeleri bu ekrandan detaylarıyla izlediniz. Operasyonlar emniyetteki paralel yapı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve İstanbul merkezli çift operasyon kapsamında 25 ilde eş zamanlı gerçekleşti. Peki niye bu operasyonlar? Savcılık açıkladı. Ortada terör örgütü kurulduğu yönünde delil olmadığı halde bir kurgu oluşturularak 3 yıl süreyle aralarında başbakan ve bakanların da bulunduğu 2280 kişinin dinlenmesi. Hangi gece saat 1.30 sıralarında düğmeye basıldı. Yaklaşık bir saat içinde terörle mücadele ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir süredir bekleniyordu. Hedefte yasa dışı dinlemeler ve emniyetteki paralel yapı iddiası vardı. Özellikle Halkalı'daki polis lojmanlarında birçok farklı noktada aramalar başladı. Evlerindeki arama işlemi tamamlanan şüpheliler 2. Suç Ceza Hakimi Hulusi Pur'un verdiği kararla gözaltına alındı. Ardından da Haseki Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında eski terörle mücadele şubesi müdürleri Ömer Köse ve Yurt Atayül de vardı. Operasyon 25 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in Zekeriyaköy Uskumruköy'deki villasında arama yapıldı. Yapılan aramanın ardından Ali Fuat Yılmazer gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması ise sabah saatlerinde geldi. Başsavcılığın açıklamasına göre şüpheliler ortada terör örgütü kurulduğu yönünde delil olmadığı halde bir kurgu oluşturularak 3 yıl süreyle aralarında başbakan ve bakanların da bulunduğu 2280 kişiyi dinledi. Açıklamada şüphelilerin Selam Tevhid Örgütü adlı soruşturmayı yürütürken gerçekte casusluk amacı taşıdıklarının belirlendiği ifade edildi. Başsavcılığın açıklamasında başbakanın diğer ülke yetkilileriyle olan görüşmelerinin kaydedildiği ve MİT müsteşarının kod adıyla örgüt üyesi olarak dinlenip kaydedildiğinin tespit edildiği vurgulandı. Soruşturmanın bu ayağı kapsamında 76 emniyet görevlisi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Operasyonun ikinci ayağı ise yasa dışı dinlemelerle ilgiliydi. İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi hakkındaki çok sayıda kişinin sahte kimlik ve bilgilerle özel amaçlı dinlenip kayda alındığı ihbarının olduğu bilgisi paylaşıldı. Dinlenen 250 kişi arasında milletvekili, hakim, basın mensubu ve üst düzey bürokratların da bulunduğu belirtildi. Bu operasyon çerçevesinde istihbarat şubesindeki 39 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiği açıklandı. Yani operasyon iki ayrı soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilmişti. İstanbul merkezli operasyonlar AK Parti grubu çıkışında Başbakan Erdoğan'a da soruldu. Yargının kararını görmeden bir şey söyleyemem. Sadece yargı biliyorsunuz bu isimlerin toplanmasını ve ondan sonra tabii ki gerek savcılık süreci, gerek ondan sonra mahkeme süreci devam edecek. Şu anda tabii biz de izlemedeyiz. Neler çıkacak bunların hepsini göreceğiz. Erdoğan'a operasyonun emniyet dışında başka alanlara yansıyıp yansımayacağı da soruldu. Başka alanlara da Selam Tevhid Örgütü kapsamında soruşturulan 251 şüpheli hakkındaysa takipsizlik kararı verildi. 21 Temmuz tarihli kararda Başbakan Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gizli kalması gereken konuşmalarının kayıt altına alındığı ifade edildi. Kararda Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı ve Somali Cumhurbaşkanı ile yaptığı konuşmaların kayıt altına alındığı bildirildi. Kaydedilen görüşmeler arasında Numan Kurtulmuş'un dış politikaya, Taner Yıldız'ınsa milli güvenliğe ilişkin görüşmeleri de olduğu vurgulandı. Kararda takip kararı alınan şüphelilerin terörle ilişkilendirilebilecek bir faaliyetlerinin söz konusu olmadığı belirtildi. Emniyet.